Rüyada aydına kavuşmak görmek. Diyanet, bir kimsenin rüyasında gizli olan bir işinin aydına kavuşmasını yani meydana çıkmasını görürse, o kimsenin nefretten sonra alışmasına, zarardan sonra fayda görmesine ve artık çocuğun olmaz diye ümidini kestikten sonra çocuğunun olmasına yorumlanır. Kişinin rüyasında kendisinin aydınlıktan karanlığa gittiğini görmesi, zengin iken sefalete düşeceğine işaret eder. Bazı tabiciler rüyada aydınlık görülmesini, güzel işi yapmaya, ilim ve Kur'an öğrenmeye ve salih evlat sahibi olunacağı ile tabir etmişlerdir. Rüyada nurdan bir kisveye bürünüldüğünün görülmesi, rüya sahibinin kazanacağı bir bilgi ile şerefleneceği anlamında tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında bulunduğu yerde normalden fazla aydınlık görmesi, eğer o yerde aydınlık yapacak ateş ve elektrik cinsinden bir şey yok ise, büyük bir kısmeti ve rüyanın görüldüğü senenin bolluk ve bereket içinde geçeceğine ve o sene rüya sahibinin hiçbir hastalık görmeyeceğine yorumlanır. İmam-ı Nablusi'nin yorumuna göre, rüyada aydınlık ve ışık görülmesi, elçiye, ilme, bazen de rüyayı gören kimsenin aydınlıkta yapmayı tasarladığı şeyi gerçekleştirmeye muvaffak olacağına ve bazen de Ziyaeddin, Şemseddin ve Bedreddin isimli şahıslara işaret eder. Hulasa tek kelime ile rüyada aydınlık ve ışık görülmesi her zaman için hayra yorumlanır. Nablusi, bir kimsenin gizli olan bir şeyi rüyada aydınlığa kavuşması, o kimsenin nefret ettikten sonra alışmaya, zarardan sonra fayda görmesine veya ümidini kestikten sonra çocuğu olmasına delalet eder. Her türlü yenecek şeylerin mevsimlerinde görülmesi, vaadini yerine getirmeye, işlerini bitirmeye, borcunu ödemeye, kaybolmuş bir kimsenin gelmesine, hapsin veya hamile olan hanımın kurtulmasına delalet eder. Bir şeyin mevsimsiz meydana çıkması, borca delalet eder.